Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 9 Ekim'de Türkiye saatine göre gece 23.55'te 16 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Güneş Terazi burcunda ilerlerken Ay Güneş'in tam karşısına Koç burcuna geçecek. Güneş Ay karşıtlığıyla beraber Dolunay meydana gelecek. Evet, gerilimli bir enerji her Dolunay'da olduğu gibi. Dolunaylar tamamlanma, dönüşüm, farkındalık süreçlerini işaret eder. Yeni ayda başlamış iş ve girişimlerimiz, düşüncelerimiz dolunaylarda olgunlaşır, sonuç verebilir veya tamamlanabilir. Her yıl bir burçta bir dolunay, bir yeni ay yaşıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayı Koç yeni ayı dönemiydi. Şimdi Nisan ayıyla beraber başlamış bazı konu ve kavramlar Koç Dolunayı döneminde olgunlaşabilir, sonuç verebilir, farklı bir aşamaya taşınabilir. An haritasına baktığımızda yükselende Yengeç Burcu olduğunu görüyoruz. Yine Ay yönetiminde duygusal su elementi söz konusu ama öncü bir burç Yengeç'te Koç gibi. MC noktasında Koç var. Dolunay zaten haritanın 10. evinde meydana geliyor. Güneş haritanın 4. evinde ve Güneş'in yöneticisi, terazinin yöneticisi Venüs de kendi burcunda, terazi burcunda yerleşiyor. Burada Venüs'ün de çok öne çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda Dolunay noktasıyla birleşen bir Şiron var. Şiron hayatımızdaki yaralar, eksikler, hatalar ama aynı zamanda şifa ve iyileşmelerle de ilgilidir. Bizi bazı yaralarımızla, eksiklerimizle yüzleştirirken şifa ve iyileşme imkanlarını da ortaya çıkarabilir bu dolunay enerjisi. Evet, öncü burçlarımız özellikle çok etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının 16 derece ve yakınlarında doğanlar, yükselen burçları bu burçların, bu derecelerin yakınlarında olanlar ve kişisel haritalarında öncü burçlarda gezegenleri olanlar bu dolunaydan önemli tesirler alabilirler. Koç Mars tarafından yönetilir. Birinci burç zodyakta birinci evi yönetiyor. Ateş elementinin öncü niteliklerini taşır. Ben demek, kişisel anlamda hareket etmek, eyleme geçmek, girişimde bulunmak, cesaret göstermek, savaşmak, mücadele etmek, rekabet etmek Koç burcu ile alakalıdır. Koç burcu dolunayı aslında kişisel mücadelelerimiz, kendi öz benliğimizle ilgili alanlarda girişimlerimiz, inisiyatif almamız gereken konularla da ilgili bazı önemli durumları ortaya çıkarırken karşıt akstaki Venüs ve terazideki Güneş karşımızdaki kişileri, işte ilişki içerisindeysek evliliğimizi, partnerimizi, eşimizi, bir işbirliğinde ortağımızı, arkadaşımızı, bazen bunlar tabii karşımızdaki rakiplerimiz olabilir, açık düşmanlarımız olabilir, bir dava ilişkisinde davalıyla davacı durumları olabilir, bir çekişmeyi de anlatıyor. Kendi kişisel arzularımızla karşımızdaki kişilerin beklentileri arasında, benle biz arasında denge kurmamız gereken bir dolunay. Her iki tarafta da bir denge olması lazım. Uçlardan birinde bir fazlalık olursa diğer taraf burada sorun ortaya çıkaracaktır ve gerilim oluşacaktır. O yüzden benle biz arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Aslında Şiron burada Ay'la birleşerek belki de karşımızdaki kişilerin beklentileri, işte denge olsun, huzursuzluk olmasın, savaş olmasın, uyum olsun, anlaşma olsun diye bazı kişisel inisiyatifler ortaya koyduğumuz noktalarda, bireysel anlamda kişiliğimizden verdiğimiz ödünler noktasında bu dolunay bazı farkındalıklar da getirebilir bize. Yani kendimizi de gerçekleştirmemiz gereken, ortaya koymamız gereken, benliğimizi de bir şekilde ifade etmemiz gereken durumlar var. Buralardaki yaralarımız, bunları fark edebiliriz ve bunları şifalayabilecek durumlar ortaya çıkarabiliriz. Yani bir ilişkiyi sürdürmek için mutlaka kişisel olarak da kendimizden çok ödün vermemiz gerekmeyebilir. Bunun bir dengesini bulmaya çalışabiliriz. Her türlü ilişkiler, işte ilişkiler, evlilikler, işbirlikleri, yakın arkadaşlık, ortaklıklar, bunu ülkelerle ilgili düşünürsek tabii ki ülkeler arası ilişkiler, siyasi konular, diplomasi, adalet ve eşitlikle alakalı her türlü hak arayışımız, bunların hepsi
bu Koç terazi aksındaki bu dolunayda gündeme gelebilir. Buralardaki arayışlarımız çok fazla ön planda olabilir. Dolunay Koç burcunda olunca yöneticisi de Mars oluyor ve Mars da İkizler burcunda ilerliyor. Üstelik Mars 29 Ekim'de gerilemeye başlayacak. Bu gerileme öncesi bu dolunayda İkizler burcunun 22 derecesine, gerileme derecesine de yakınlaşmış durumda. Balık burcundaki Neptün'le kare açısı var. Mars Neptün kareleri biraz zordur. Güvensiz durumlar oluşturabilir. Örneğin ikizlerdeki bir Mars bilgi trafiği, iletişim, eğitim veya hani her türlü ticari aktivitede Neptün'le açısı güvensizlikler, aldanma, aldatılma durumları, kararsızlıklar yaratabilir. Aynı zamanda Satürn'ün Mars'la olumlu bir açısı var, Venüs'le olumlu bir açısı var. Daha uzun vadeli oluşumlarda uzlaşma aradığımız durumlar, bunlar ilişkilerde olabilir, işte siyasi alanda olabilir, iş ilişkilerinde ve ticari konularda olabilir. Uzlaşma aradığımız konularda aslında Satürn'ün burada önemli bir yapıcı etkisi de bulunuyor. Hem Mars'la Venüs'le olumlu açılar içerisinde olduğu için. Ay düğümlerindeki Uranüs-Satürn karesi bu dolunayda etkinleşiyor. Satürn Kova burcunun 18 derecesine, Uranüs Boğa burcunun 18 derecesine tam bir kare açı söz konusu. Satürn geleneksel yapılar, daha sağlam yapılarla ilgili biraz eski durumları da anlatır hayatımızda. Tabii ki otorite kavramları, kurallar, yasalar, düzen, bunların hepsi yine Satürn'le alakalı. Uranüs de burada değişim ve yenilikleri anlatıyor. Yani bu ikisi arasında da böyle bir çatışmanın olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda düzen, işte genel kurallar, yasalar, otorite ile yenilikler, değişim ihtiyaçları, düzene karşı gelen daha isyankar, daha bireysel, daha özgür tutumların da burada bir zıtlaşmasını görebiliyoruz. Bunlar sabit akslarda, Uranüs Boğa'da. Sabit akslarda bu durum biraz daha hayatımızın genel yapıları üzerinde, maddi olanaklarımız, işte para konuları, kişisel güvenliğimizle ilgili, temel ihtiyaçlarımızla ilgili alanlarda böyle bir sert çatışmanın tesiri bu dolunayda da kendini gösteriyor. Plüto Oğlak burcunda artık ileri harekete geçmek üzere, bu dolunay sırasında durağan olarak görüyoruz. Plüto'nun uzun süredir Oğlak burcundaki transiti 2008 yılından bu yana devam etmekte. Aslında 2023'ün Mart sonlarına kadar da Plüto Oğlak burcunda olacak. Daha sonra Kova burcundaki yolculuğuna devam edecek. Şimdi Oğlak burcunun son dekanlarında ileri harekete dönerek belki de bu noktalardaki hayatımızda Oğlak burcunun bulunduğu alanlardaki güçlü dönüşümleri, köklü yenilenmeleri biraz daha vurguluyor. Daha fazla o alanlara dikkat çekiyor. Plüto transformasyon gezegeni, çok köklü dönüşümlerle ilgilidir. Ve burada bir şekilde Oğlak burcunda aslında kurallar, yasalar, otorite figürleri, büyük yapılar, devlet yapıları gibi durumları ve dolunay sırasındaki bu alanlarda dikkat çeken bazı pozisyonları da bize işaret ediyor. Evet, yükselendeki yengeç yine ülkemizin, biliyorsunuz, Türkiye haritasının yükseleni yengeç. Aynı şekilde dolunay aksı 10. ve 4. evlerde, ülkemizin haritasında da 4. ve 10. evlerde yer alıyor. İşte hükümet, yönetim, aynı zamanda muhalefet partisi ve buralardaki gündemler hızlanacak gibi görünüyor. Zaten Koç liderlerle alakalıdır. Koç, Jüpiter de burada tam MC noktasında. Koç burcunda liderler, yöneticiler, işte hükümet, devlet liderleri olabilir, parti liderleri olabilir, muhalefet liderleri olabilir, aynı zamanda askeri liderler ön plana çıkıyor ve burada belirgin bir şekilde gündemler olabilir. Belirsiz konuların netleşmesini de bekleyebiliriz. Özellikle artık böyle bir, belki ülkemizdeki seçimlere de yönelik, işte bir liderin, muhalefet alanında da bir liderin ortaya çıkması, toplumsal alanda daha görünür hale gelmesi, dikkat çekmesi de mümkün. Bunun yanı sıra 9 Ekim uluslararası alanda Putin, işte 8 Ekim doğumlu olduğu için biraz hani onun haritasıyla çok bağlantılı, onun kişisel anlamda da daha fazla dikkat çekmesi ve eylemsel olarak daha hareketli olması, belki dünya kamuoyunda
belirgin bazı eylemlere geçmesini de burada bekleyebiliriz. Sağlık alanında bakarsak Koç burcu baş bölgemizi yönetir, beyni yönetir, yüzdeki organları, gözleri yönetir, kanı yönetir. Bedenimizde dolunaylar hassastır ve dolunaylarda ruhsal, bedensel, zihinsel hassasiyetler artabilir. Özellikle işte yaralanmalar, sakarlıklar, kazalar, bunun yanı sıra baş bölgesinde olabilecek bazı problemler, bunlara karşı da dikkat çekiyor. Etki alan gruplar ya da kronik sağlık sorunu olan kişilerin dolunay dönemlerinde ve yakınlarında daha temkinli olmasında fayda var. Aile büyükleri ve özellikle ebeveynler de bu dolunayda biraz daha fazla etkilenebilir. Çünkü dolunay 10. evde yerleşmiş otorite figürleri, aile büyükleri ve buralarda olabilecek etkileri de bize işaret ediyor. Şimdi kısaca yükselen burçlarımıza göre dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Koç burcundaki dolunay tabii ki sizin için çok önemli. Her yıl burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu bir farkındalık dönemi, bir tamamlanma dönemi. Sevgili koçlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa, bunu 12-20 derece arası alabilirsiniz. Bu dolunay sizin için çok önemli, tesirli bir dolunay. Her şeyden önce hayatınızda bir yeni adım atmanız, hayatınızda süre gelen konular, bunlar ilişkilerinizle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir, bir dönüşüm ve tamamlanma içerisinde olmanız mümkün. Bu dolunayda dikkat çekebilirsiniz, başkalarının fark edebileceği konumlarda olabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza dikkat edin, çünkü sağlıkla ilgili konulara da işaret eden bir dolunay. Bedensel, ruhsal, zihinsel, kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Hayatınızda iyileştirmeler yapabilirsiniz, bunlar alışkanlıklarınızla ilgili olabilir. Bir sağlık sorununuzun şifalanması için önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili sorunlar varsa bu ilişkilerinizi çözmek için önemli farkındalıklar veriyor bu dolunay size. Venüs'ün olumlu tesiri ilişkilerden, karşınızdaki kişilerden, eşinizden, partnerinizden destek alabileceğinizi gösteriyor. Ben, biz arasında denge kurmanız lazım. Tamamen biz de diyemezsiniz. Bu sefer beni unutursunuz, ama sadece ben derseniz biz olamazsınız. Ben, biz arasında iyi bir denge kurmanız gerekiyor. Bunu kuramıyorsanız da öğrenmeniz gerekiyor. İşte bu dolunay bununla ilgili fırsatları karşınıza çıkarabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Koç burcundaki dolunay 12. evinizde olacak. Çok fazla etki almayabilirsiniz. Çünkü önce burçlarımız daha fazla etki alıyor. 12. ev dolunayları siz bilinçaltınızı hareketlendirebilir. Geçmişe ait konuları canlandırabilir. Biraz böyle ruhsal, manevi konulara çekilebileceğiniz, dinlenebileceğiniz, inziva arayışınızın olabileceği bir dönem. Bu dönemde işte meditasyon yapabilirsiniz, yoga çalışmaları, nefes terapileri yapabilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları, regresyon terapileri falan çok işe yarayabilir. Özellikle ruhsal bazı problemler, psikolojik sorunların sağaltılması için iyi bir dönem. Bunun yanı sıra tabii ki her türlü sağlık alanında iyileşmeler, günlük hayatınızın düzenlenmesi, zararlı alışkanlıkların bırakılması, işte size uygun olmayan çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi, çok ağır şartlarda çalışıyorsanız yardımcı almanız, destek almanız mümkün. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Yani bunlar günlük rutinlerinizi iyileştirip size manevi destekler verebilir örneğin. Sağlık konularında bazı kontrollerinizi yaptırabilirsiniz bu dolunayla beraber. En azından buralarda önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir iyileşme, bir şifa dolunayı olduğunu söyleyebilirim. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. İçinde bulunduğunuz arkadaş grupları, sosyal etkileşimler, buralarda bir farkındalık var. Belki arkadaşlarla ilgili bir sorununuz olabilir. Belki yeni bir arkadaş grubuna girebilirsiniz. Bir projeyi tamamlamanız, geçtiğimiz bahar aylarında başladığınız bir işi sonuçlandırmanız mümkün. Bu kariyerinizde size bir başarı da getirebilir. Maddi karşılıklarını da alabilirsiniz yaptığınız bu çalışmaların. Manevi bir ödül, örneğin kariyerinizde bir yükselme, bir ünvan almanız, toplumsal bir başarı elde etmeniz mümkün. Toplumsal alanda dikkat çekebileceğiniz bir dolunaydasınız. Bazı hedeflerinize, umut ettiğiniz, dilediğiniz, hayal ettiğiniz bazı isteklerinize, arzularınıza bu dolunay sizi ulaştırabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Koç burcundaki dolunay 10. evinizi aydınlatıyor. Sizin için önemli bir dolunay. Önce bir burçsunuz çünkü. Lütfen yükselen burcunuzun derecesine de bakın. Güneş burcunuza bakın. Kişisel doğum haritalarınızda
16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok önemli. Kariyerinizde bir dönüşüm, bir yeni yani belki bir hedefe ulaşma söz konusu. Yani bir işe de girebilirsiniz. Çalıştığınız bir işte terfi edebilirsiniz. Bir yer değişimi, atama olabilir. Mesleki anlamda bir tamamlanma olabilir. Bir aile işinde çalışıyorsanız örneğin buradan ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz. Ya da kendi işinizi kapatabilir, bir yerde çalışabilirsiniz. İşle ilgili yer değişiklikleri, ev değişimleri olabilir. Tabii kariyer sadece işle ilgili olmaz. Evlilik de bir kariyer konusudur. Hani evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz, aileden ayrılabilirsiniz ya da evlisiniz, yolunda gitmeyen bir ilişkiniz var, ayrılabilirsiniz. Bu da sizde bir kariyer değişimi yaratabilir, bir düzen değişimi yaratabilir. Daha kadersel, daha güçlü etkiler var hayatınızda. Aileniz ve özellikle ebeveynleriniz, aile büyükleri, onların yaşamları, düzenleri ve onların sağlıklarıyla da ilgili gündemleriniz olabilir. Biraz bunlar duygusal olarak sizi zorlayabilir ama genel olarak şifa arayışları, çözümler de bu dolunayın kendi içerisinde sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Koç burcundaki dolunay 9. evinizde olacak. Geleceğe ait düşünceleriniz, planlarınız, hayata bakışınız, inançlarınız buralarda önemli bir farkındalık söz konusu. Yurt dışı, uluslararası konularda bazı hedefleriniz varsa evet buralarda önemli gelişmeler olabilir. Akademik konular, eğitim konularında bazı tamamlanmalar olabilir. Bir davanız, hak arayışınız, mahkemelerle ilgili konularınız varsa evet bu dolunay buralarda da bir hak arayışını, bir çekişmeyi gündeme getirebilir. Seyahat edebilirsiniz. İş için, eğitim için veya keyif için bazı seyahatleriniz, yolculuklarınız gündeme gelebilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Koç burcu dolunayı 8. evinizde. Bu dolunay aslında biraz krizlerle alakalı, maddi konularla da alakalı. Hisseli paralar, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, eşinizin parasal kaynakları, yani bir borçlanma konusu olabilir, ödemekte zorlandığınız bir para olabilir, bir kredi konusu olabilir. Belki bir sıkıntı da getirebilir bu dolunay maddi konularda ama bir para sorununuzu çözmek için bir çözüm yolu da getirebilir. Örneğin işte bir belki bir kredi alabileceksiniz bir ihtiyacınız için ya da bir miras konunuz var, bir nafaka paylaşımı gibi bir konunuz var, tazminat ya da eğitim için bir burs beklentiniz var. Bu dolunay bunlarla ilgili gündemleri netleştirebilir. Bunun yanı sıra 8. ev psikolojik olarak aynı zamanda fiziksel olarak sağlık ve şifa ile de ilgilidir. Ameliyatlar, operasyonlar ve bunlarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir bu dolunayla beraber. Ruhsal arınma, terapi, belki dolunay sonrasında zayıflamak, kilo vermek gibi bazı durumlarda sizin için faydalı olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Koç burcundaki dolunay sizin için kuşkusuz çok önemli. Tam karşıt burcunuzda olacak. Venüs terazi de sizin burcunuzda. O yüzden güçlü bir dönemdesiniz. O Venüs'ün etkisi biraz da hani hem ilişkilerdeki beklentileriniz hem özdeğer duygunuz anlamında sizi daha önemli hale getiriyor. Karşınızdaki kişiler ve onların beklentileri bu dolunayda öne çıkabilir. Evlilik kararları veya ayrılık kararları verebilirsiniz. İşbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklarla ilgili konular var. Bazen bunlar tabii ki rekabet içerisinde olduğumuz kişiler ya da herhangi bir davada davalı davacı durumları, işte açık düşmanlıklar falan da olabilir. Buralarda da çekişmeler olabilir. Ben biz arasında denge kurulması gereken eşitlik ve hak arayışlarının öne çıktığı bir dolunaydayız. İlişkilerinizle ilgili bazı sorunlar varsa hani bunları çözmek için imkanlar, farkındalıklar da sunabilir bu dolunay size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç burcundaki dolunay 6. evinizde olacak. İş hayatınız ve mesleki konularda bir dönüşüm var. Belki yeni bir işe, yeni bir iş düzenine, çalışma koşullarınız söz konusu. Yeni bir başladığınız bir iş nedeniyle belki günlük alışkanlıklarınız ve rutinlerinizde bir düzenleme yapacaksınız. Ya da bir iş kurdunuz, evden de çalışıyor olabilirsiniz. Hani bu da sizin alışkanlıklarınızı iyileştirmeniz ya da işte buralarda belki yeni bir düzen kurmanızı sağlayacak. Beslenme düzeni olabilir, uyku düzeni, işte spor gibi hayatınızda bazı
gereklilikler söz konusu olabilir. Sağlık konularında hassasiyetleriniz olabilir. Sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bunun da işte şifalanması için, tedavileri için yine bazı arayışlarınız olabilir. Bu dolunayla beraber sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcu dolunayı sizin 5. eviniz. Aslında keyifli sizin adınıza, biraz eğlenceli konular var. İşte spora başlayabilirsiniz. Sanatsal etkinlikleriniz olabilir, sosyalleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda önemli gündemler var. Yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa evet biraz aşkla ilgili sıkıntılarınız olabilir ama bunu çözme, hani sorunları çözme imkanları da bulabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular var. Hamilelik, doğum ve benzeri hani gündemleriniz olabilir ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız ve çocuklarınızın eğitimi, sağlıkları ve benzeri sorunlarınız varsa bu dolunay onlarla da ilgili hızlı gündemler karşınıza çıkarabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Koç burcundaki dolunay 4. evinizde olacak. Önce burçları etkiliyor, sizi de etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 4. ev özel hayatınız, eviniz, yuvanız, yaşadığınız yerler, aileniz, ebeveynleriniz. Hani buralardaki bir dolunay, bir tamamlanma ve dönüşüm demek. Eğer böyle bir süreciniz varsa, mesela taşınma süreci, ev alma, satma gibi bir konu. Hani buralarda evet bu dolunay gündemleri hızlandırabilir. Bir tamamlanma olabilir. Yuva kurmak, evlenmek gibi olabilir. Aileler, aile üyeleriniz, özellikle ebeveynleriniz, işte onların sağlıkları, onların düzenleriyle ilgili konularınız olabilir. Buralarda dönüşümleriniz var. Önemli farkındalıklarınız var. Burcunuzdaki Oğlak burcundaki Plüto da burada zaten güçlü bir etki veriyor. Hayatınızda bir yandan size güç ve kuvvet verirken biraz üzerinizde hem maddi hem manevi baskılar da hissedebilirsiniz. Hayatınızda otorite olmanız gerekiyor. Kontrolü elinize almanız gerekiyor. Uzun süredir devam etmekte olan o mücadelelerin farklı bir hani daha kadersel anlamda hayatınızda daha temel yapılarda kişisel kişilik değişimleri de olabilir. Aile gibi, kariyer gibi en temel yapılar da olabilir. Buralardaki güçlü dönüşümlerde de önemli bazı süreçleri tetikleyen bir dolunay döngüsündesiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Koç burcundaki dolunay 3. evinizde. Bu dolunay bazı düşüncelerinizin, planlarınızın, programlarınızın olgunlaşmasını veya bazı girişimlerinize sonuç vermesini sağlayabilir. Ticari bir girişiminiz var ya da bir eğitime başladınız. Hani bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz ya da eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. İşte seyahatleriniz olabilir. Biraz daha yakın çevrenizdeki kişileri de etkiliyor. İşte akrabalar, kardeşler, komşular. Hani o ilişkiler ve onlarla ilgili dinamikler var. Evet, bazı ayrılıklar olabilir, sizi biraz duygusal olarak zorlayacak koşullar olabilir ama eğer bir anlaşmazlığınız ve sorununuz varsa bu yakın çevre ilişkileriyle ilgili hani bunları çözüme kavuşturacak açılımlar da olabilir, farkındalıklar da olabilir bu dolunayla beraber sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç burcundaki dolunay 2. evinizi aydınlatıyor, para evinizi aydınlatıyor. Bu dolunay sizi parasal konularda etkileyebilir. Evet. Belki böyle bir ani masraf olabilir, biraz parasal konuda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bir sağlık harcaması olabilir, eğitim harcaması olabilir ya da paraya ihtiyacınız var, bir işe ihtiyacınız var. İşte bununla ilgili çözüm yolları size çıkarabilir. En azından içinde bulunduğunuz maddi koşullar nedir? İhtiyaçlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz nedir? Hani buralardaki gerçeklerle biraz yüzleşerek maddi konularda bazı çözüm yollarını bulmak için de çaba gösterebileceğiniz bir dolunay döngüsündeyiz. Kendi değerlerinizi keşfetmeniz, kendi değerlerinizi ve kaynaklarınızı kullanmanız için de önemli açılımlar olabilir bu dolunayda. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.